Herkese merhabalar. Ehliyette en çok soru tutturan kanalımızda, sayfamızdasınız arkadaşlar. Bildirimleri açarak daha önce yüklemiş olduğumuz soruları, konuları dikkatli bir şekilde çözerek 90 ve üzeri not alabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum, başarılar diliyorum. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Ehliyetten bugün 40 soru, çok önemli 40 tane soru çözeceğiz. Hemen sorular gelsin. Instagram'dan bizleri takip edin. YouTube'dan ve Udemy sayfamızdan bizleri takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz geldi. Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sorumluluklar arasında yer alır? 1. Araçların tescil edilmesi. 2. Sürücü belgelerinin verilmesi. 3. Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi. Arkadaşlar verilenlere bakarsak, bakın dikkat edin. Araçların tescil edilmesi emniyetin görevidir. Sürücü belgelerinin verilmesi, trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi. Bunların hepsini emniyet ne yapar? Yapar, emniyetin sorumluluğundadır. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 2'ye. İkinci sorumuz önemli. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? 6, 7, 8, 9. Daha önce de bahsetmiştik arkadaşlar. 24 saat süre içerisinde toplamda, bakın toplamda 9 saat devamlı olarak 4,5 saat araç kullanabiliyorduk. Mola sayımız değil mi? Mola sayımız 45 dakikadır. Evet. Bize sorulan sorunun doğru cevabı Denizli seçeneğinde verilmiş. Hemen geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuz geldi bakın. Şöyle bir soru. Eğer şartlar elverişli ise bir sürücü kesik çizgiler boyunca aşağıdaki eylemlerden hangisini gerçekleştirebilir? Kesik çizgi dediğimiz, bakın burada da ortada bakın devamlı bir çizgi var. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Seyir halinde bir numara, burada da iki nolu araç geliyor karşıdan. Aynı şekilde üç numara ve yine dört nolu araçların olduğunu düşünün. Bakalım. Gerçekleştirebilire bakacağız. Diğer şeride geçmek yasaktır. Diğer şeride geçmek yasaktır. Kesinlikle yasak. Arkadaşlar bakın, karşı şeride geçmesi nedir? Yasaktır. Devamlı çizgiden dolayı. Takip mesafesini azaltabilir. Önündeki aracı geçebilir. Sol şeritte sürekli olarak ilerleyebilir. Bize kesik çizgiyi sormuş. Bakın kesik çizgiler boyunca hangisini yapabilir? Yani şurada başka bir aracın olduğunu düşünün. Tamam mı? Şurada bir başka bir araç var. 3 nolu araç var. 1 nolu araç sürücüsü 3 nolu aracı geçebilir mi? Sinyal verir. Sol şeritten geçip ne yapabilir? Geçebilir. Yani önündeki aracı ne yapar arkadaşlar? Geçer. Değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Daha önce ben konuları anlatırken sizlere söylemiştim arkadaşlar. Kesik kesik çizgiler görüşe açık alanlara çizilir. Öndeki araç kurallara uygun bir şekilde sollama yapılır. Devamlı çizgilerde ise görüşe kapalı alana konur. Ve öndeki araçlar nedir? Geçiremez. Takip mesafesini kuralına uyarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Evet, hemen geçelim diğer sorumuza. Bakın burası çok önemliydi. Dördüncü sorumuz geldi. Dördüncü sorumuz şöyle. Hemen bakalım. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil. İleriye hangisi? Hemen bu tip sorularda gözünde canlandır. İleriye giden kim? 2 numara. Yeşili koyduk. Sola kırmızı. Evet, sola kırmızı. Yani şuradaki 1 numara kırmızı değil mi? 1 numara kırmızı. Sağ yeşil. Sağ yeşil. Yani bakın 2 numarada, pardon 3 numarada yeşil. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam eder? Dikkat edin, 2 numara ve 3 numara yollarına devam eder. 2 numara, 3 numara.
hangisi yoluna devam edemez demiş olsaydı, bakın mesela devam edemez demiş olsaydı, yalnız bir diyecektik. Evet, bakın yine çok çok önemli bir sınav sorusu arkadaşlar sizin için. Daha önce atmış olduğumuz soruların hepsini, konular tekrar değerlendirin lütfen. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuz şöyle. Sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır? 3 şeritli ve 2 yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi, aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması, geçme dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenli geçişlerini beklemesi. Şimdi bakın burada kural ihlali sayılır diyor. Hangisi? Hangisi kural ihlali sayılır? Geçme dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmek kural ihlali sayılıyor. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, hemen geçiyoruz. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuz arkadaşlar kontrolsüz kavşaktan gelmiş. Bakın resimdeki kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır demiş bakın. Hangi araç kullanır? Şimdi burada kamyonet var. Burada motosiklet var, dönüş yapıyor. Bisiklet düz gidiyor. Ve otomobil de yine düz gidiyor. Daha önce konuları anlatırken söylemiştim. Burada da tekrar etmiş olalım arkadaşlar. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Yani buradaki bisiklet en son geçer. Motosiklet dönüş yaptığı için dönüş yapanlar düz giden araçlara yol verir. Motosiklet beklemelidir. Kamyonette otomobil kaldı. Bakın kamyonetin sağında otomobil olduğu için ilk geçiş hakkına sahip nedir? Otomobildir. Cevap tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Kontrolsüz kavşak konusu detaylı bir şekilde yine anlatıldı arkadaşlar. Evet, kanalda var, sayfamızda var. Tekrarlayın lütfen. Evet, hemen geçelim diğer sorumuza. Evet, yedinci soru geldi. Yedinci soru, zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir? 5, 10, 15, 20. Arkadaşlar karayollarında en düşük hız sınırı bildiğiniz gibi 15'tir. Değil mi? Şu anda 15'tir. Ve en yüksek hız sınırı otoyollarda 130'dur. Yap işlet devret otobanlarında ise 140'tır. Bilginiz olsun. Hemen geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuz yine sizin için kolay bir soru sormuşlar. Bakın şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Okul geçidine, yürüyüş yoluna, gençlik kampına, alt ve üst geçitlere. Şimdi direkt işaretleyebilirsiniz. Şıkları hiç okumanıza gerek yok. Ben sadece sizin için okudum. Yani yürüyüş yolu, gençlik kampı, alt üst geçitle bakın hiçbir alakası yok. Hemen geçelim. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuz önemli bir sınav sorusu. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Her iki yönden taşıt trafiğine kapatıldığını bildiren. Şimdi arkadaşlar burada bütün şıkları eleyerek gidelim. Bakın Adana seçeneği girişi olmayan yol değil mi? Bakın girişi yok. Yani buradan hareket ettiğiniz zaman size kapalı. Bu yol size kapalı diyor bakın. Bu yönden kapalı. Bursa seçeneği taşıt trafiğine kapalı. Taşıt trafiğine kapalı. Şu gördüğünüz bakın. Bize neyi soruyor? Her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir. Tabii ki dikkat edin. Burada direkt cevabımız Bursa seçeneğidir. Taşıt trafiğine kapalı yol Bursa seçeneğidir. Cevabımız da aynen Bursa'da verilmiş. Ceyhan'a bakalım. Ceyhan'da arkadaşlar dikkat edin trafik tanzim işaretinde bir otomobil resmi var. Burada bakın şunu soruyor. Diyor ki motosiklet hariç motorlu taşıtların otomobil sınıfına giren taşıtların buraya girmesi nedir? Yasaktır. Deniz seçeneğinde ise arkadaşlar dikkat edin bakın bisikletin giremeyeceğini bize bildiriyor. Evet.
Hemen geçelim diğer sorumuza. 10. soru. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir demir yolu geçidine yaklaşıldığını ve bu geçidin bariyer veya benzeri bir sistemle kontrol edildiğini bildirir? Şimdi bakın, kontrolsüz demir yolu geçidi. Yine tek hattı kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaştığımızı, dur levhası, bakın dur levhası tali yollarda bulunur. Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkla aynı anlamdadır. Ve Denizli seçeneğinde kontrollü demir yolu, bariyerli, bak bariyerli, bariyerlerle kapatılmış demir yolu geçidini bize bildiriyor. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 11. sorumuza. Bakın çok önemli sorular çözüyoruz arkadaşlar. 11. sorumuza geldik. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir? Okul geçidi, geçiş hakkı, yaya geçidi, geçiş üstünlüğü. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki bakın, yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma önceliğine göre geçiş hakkıdır, değil mi? Geçiş hakkıdır. Yani şöyle bir şey, bakın size çizeyim. Şimdi burası bir yaya geçidi olduğunu düşünün. Bakın yaya geçidi. Siz de burada araç kullanıyorsunuz. Bir numarasınız. İki numarada yaya geçiyor. Şimdi iki numara mı ilk geçiş hakkına sahiptir, yoksa bir nolu otomobil mi geçer? Tabii ki burada dikkat ederseniz yaya geçidinde ki iki numara ilk geçiş hakkına sahiptir. Evet, hemen geçelim 12. soruya. Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar? Sorunlara bakalım. Park probleminin artması. Park problemi çok artmışsa demek ki arkadaşlar araçları gereksiz kullanıyoruz. Çevrenin bozulması, kirlilik yine fazla nedir? Araçları gereksiz yere kullanıyoruz. Yakıt tüketiminin artması, bakın yine aynı şekilde. Aracın yıpranması, ömrünün azalması yine aynı şekilde gereksiz kullanıyoruz. Trafiğin yoğunlaşması, trafik kargaşası yine burada arkadaşlar. Bakın soruyu sorunları okurken cevabı da hemen karşımıza çıktı. Bakın trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması, özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması, aynı istikamette giden kişilerle aracın müşterek kullanılması, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi. Evet arkadaşlar, dikkat edin, burada özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması, dikkat ederseniz değil mi? Bakın zaruri durumlarda olmayan, evet, gereksiz yere özel araçlarınızı kullanmayın diye burada size apaçık söylüyor arkadaşlar. Evet, hemen 13. sorumuza bakalım. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. B. Ön, arka ve yanlardaki trafik kontrol etmeli. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Arkadaşlar manevra ne demek? Sağa sola dönüş demekti, değil mi? Sağa sola dönüş, geri gitmek, ileri gitmek, bunlar hepsi bir manevradır. Yani sağa döneceksiniz, sağdan gelen araçları kontrol etmek zorundasınız, değil mi? Sola döneceksiniz, soldan gelen araçları ya da arkadan gelen araçları ne yapmak zorundasınız? Kontrol etmek zorundasınız. Burada Bursa seçeneğidir doğru cevap. Hemen geçelim 14. sorumuza. 14. sorumuz şöyle. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi. B. Dönüş sonrası hızının gerektiği şeride girilmesi. C. Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi. D. Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde arkadaşlar hangisinin yapılması yasaktır? Sorumuzun doğru cevabı tabii ki ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi nedir? Tabii ki yasaktır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuz şöyle. Trafik görevlisinin
hangi hareketi sürücüler için sağa yanaş ve dur talimatını içerir. Şimdi trafik polisinin hareketlerinde de sınavda mutlaka soru geliyor arkadaşlar. Bakın yine seçenekleri eleyerek giderim. A seçeneğinde gece dur. Bakın bu gece durdur. Önemli sınavlarda sık sık geliyor bak. Gece dur. Evet, şöyle yapalım. Gece dur. Bursa seçeneğinde bir kol yukarıda, diğer kolla da bakın dikkat edin, sağ kolla da yönünü belirtiyor. Yani sağ çek dur anlamında bakın cevap yani Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneğinde hızlan anlamında bakın hızlan şöyle yapalım hızlandır. Denizli seçeneğinde trafik polisinin iki kolunun açık olması şunu belirtiyor arkadaşlar. Ön ve arka bakın ön ve arka kapalı omuz başları bakın omuz başlarının açık olduğunu yani omuz yönündeki araçların gidebileceğini kollar aşağıda da olsa aynıdır arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Yani bu bazen sizi şaşırtabiliyor. Kollar aşağıda da olsa aynıdır. Ön ve arka kapalı omuz başları açıktır. Bilginiz olsun. Hemen geçelim. 16. sorumuza bakın. 16. sorumuz önemli. Evet bir animasyonu, yeni animasyonu ehliyet soruları arkadaşlar. Videoya göre hangisi söylenemez? Bakalım hangisi söylenemez? Burası bir otoyoldur. Hız sınırı azami 40, asgari 130'dur. U dönüşü yasaktır. En sağ şerit kamyonların kullanımına uygundur. Önemli bakın arkadaşlar. Eminim ki bu soruyu çok rahatlıkla çözeceksiniz. Hadi bakalım siz çözün ben hemen soru anlatayım. Evet eminim ki herkes bu soruya doğru cevap verdi. Değil mi? Eminim ki herkes doğru cevap verdi arkadaşlar. Ne dediniz arkadaşlar? Burası bir otoyoldur değil mi? Tabii ki hocam. Bakın otoyol işaretlerimiz. Burası bir otoyoldur. U dönüşü yasak mıdır? Evet hocam bakın şurada U dönüşü yasaktır. En sağ şerit kamyonların kullanımına uygun mudur? Evet bakın şurada kamyon resmi zaten var. Kamyonlar için ayrılmıştır en sağ şerit. Evet buraya kadar tamam. Eyvallah. Şimdi hız sınırı azami 40. Arkadaşlar bakın şuradaki 40 asgari hızı gösterir. Bakın asgari hız. 130 da azami hızı gösterir. Yani tam tersini sormuşlar. Bakın arkadaşlar. Burada cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Unutmayın bakın bu soru yeni bir soru. Ben de ilk defa çözüyorum. Yani bu animasyonlu soruyu ilk defa sizinle birlikte çözüyorum. Yeni gelen soruların içerisinde. Bugünkü soruların geneli hepsi zaten yeni arkadaşlar. Belki ilk defa çözüyorsunuz. Evet ilk defa çözüyorsunuz. Burada asgari 40, azami 130'dur. Bilginiz olsun cevabımız Bursa seçeneği yanlıştır. Hemen geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz yine animasyonlu. Bakın dikkat edin. Dikkatli bir şekilde izleyin. Animasyonlu sürücü nasıl hareket etmelidir? Animasyondaki sürücü nasıl hareket edecek? Bak şuradaki sürücüyü soruyor bakın. Şurada bir sürücü var bakın. Tren kontrolsüz demiryolu hemzemin geçidine yaklaşıyorsunuz. Hızınızı azaltıp bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli. Bariyerin inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli. Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. İnmiş bariyer varsa geçide girmeli. Bak. Evet şimdi. Haydi bakalım. Dikkat edin. Şu anda kontrolsüz bir demiryolu hemzemin geçidine yaklaştınız. Yapmanız gereken nedir? Yapmanız gereken kesinlikle hızınızı azaltacaksınız. Makul bir bakın çerçevede duracaksınız. Bakın yerde duracaksınız. Tren geçtikten sonra hızınızı azaltacaksınız. Bariyer açıldıktan sonra bakın. Bariyerin arası açık ben geçeyim falan asla. Bariyer izin vermesi halinde uygun bir hızla ne yapmanız gerekiyor? Geçmeniz gerekiyordur. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçelim 18. sorumuza bakalım. 18. sorumuz da yine aynı şekilde bakın animasyonlu bir soru. Animasyonumuzu izlerken biz de soruyu okuyalım.
Bir saniye. Evet. Sürücüsünün hangisini yapması doğrudur? Evet, sürücünün hangisini yapması doğru? A. Hızını azaltıp şeridinde devam etmesi. B. Korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarması. C. Bisikletin sağından yoluna devam etmesi. D. Uyarı ışıklarını yakarak durması. Şimdi burada sürücünün hangisini yapması doğru diyor, bakın mesela hangisi doğrudur şeklinde vermiş. Şimdi sürücü hareket halinde gidiyor. Bakın sağ tarafa dikkat ederseniz şuradaki araçlar tamamen şeridi kapatmış, değil mi? Buradan zaten gidemezsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bisikletli de bakın normal gidiyor. Burada yapmanız gereken nedir? Sizin hızınızı azaltıp şeridinizde ne yapmanız gerekiyor? Yolunuza devam etmeniz gerekir. Cevap tabii ki Adana seçeneğidir. Hemen geçelim 19. sorumuza. Bakalım 19. soru. 19. sorumuz: uzun hüzmeli far açıkken numaralanmış durumlardan hangileri olursa kısa hüzmeli farları kullanmalıyız? Şimdi uzun hüzmeli farlar arkadaşlar, uzun farlar 100 metre ileri aydınlatır. Bakın 100 metre ileri aydınlatır ve gösterge panelinde mavi ışık yanar, değil mi? Mavi ışık yanar. Kısa farlar 25 metre ileri aydınlatır ve yeşil ışık yanar. Yeşil ışık yanar. Şimdi yeteri kadar aydınlatılmış yollara girdiğimizde kesinlikle ne yapmamız gerekiyor? Yakını gösteren farları yakacağız. Bir olması gerekir. Yayaları aynı yönde ilerliyorsak. Demir yolu geçidine geldiğimizde, bakın buralarda olmaz arkadaşlar. Geceliğin önümüzdeki aracı geçeceğimiz zaman. Şimdi mesela gece gidiyorsunuz karanlık bir bölgede, uzun farlarınızı zaten yakıyorsunuz. Araç geçirirken ne yapmanız gerekiyor? Kısa farlarınızı yakmanız gerekiyor. Burada 1 ile 4'ün olduğu seçenek Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim diğer sorumuza. Evet. 20. soru: verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir azami yüklü ağırlığın %20'den fazla aşılması halinde yükü uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. 2. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Burada dikkat edin arkadaşlar, her ikisi de nedir? Doğrudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 21. sorumuza bakalım. 21. sorumuz: görseldeki aracın sürücüsüyle ilgili hangisi kesinlikle söylenir? Şimdi görseldeki trafik adabına uygun davrandığı, empati kurabilen biri olduğu, trafikte saygı kavramına önem verdiği, sorumluluk bilincinin zayıf olduğu. Arkadaşlar şuraya dikkat edin bakın. Şimdi böyle bir kişi, sürücü ne yapmış bakın? Kaldırıma park etmiş. Tamamen sorumsuz bir kişi, değil mi? Sorumsuz. Sorumluluk diye bir şey yok bu kişinin. Bak burada dikkat ederseniz bir kardeşimiz var. İşte engelli bir kardeşimiz. Burada engelli, şu sarı çizgiler engelliler için yapılmıştır. Buradan gitmesi gerekirken maalesef bakın geçemiyor. Burada sorumluluk bilincinin ne kadar zayıf olduğunu bize ne yapıyor? Bildiriyor. Denizli seçeneğidir doğru cevap. Geçelim 22. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? Tabii ki 5 dakika arkadaşlar. Hiç beklememize de gerek yok, değil mi? 5 dakikadır cevap Adana seçeneği. 23. soru: lamba yeşile dönerken neye ya da nelere dikkat etmelisiniz? 1. Karşıdan gelen trafiğe, 2. yayaya, 3. motosiklete, 4. ilerideki yeşil araca. Evet. Arkadaşlar lamba yeşile dönerken diyor, bakın. Lamba yeşile dönerken. Şurada bir yaya var. Evet, bakın. Ve motosiklet var arkadaşlar. Bakın, motosiklet var. Motosiklet de şurada bakın
iç lambada, yani aynadan görüyorsunuz. Şimdi lamba yeşile dönerken diyor. Lamba yeşile dönerken siz de kavşağa yaklaştınız. Ne yapacaksınız? Bir kere yayaya kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yaya yolu ortalamış. Değil mi? Bakın, aynadan da motosikleti görüyorsunuz geldiğini. Motosiklete de ne yapmanız gerekiyor? Dikkat etmeniz gerekiyor. 2 ile 3, 2 ile 3'ün olduğu seçenek tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Hemen 24'e bakalım. Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? Şimdi trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasak? Görülmelerinin engellenmesi yasak mıdır? Yasaktır. Sorumlu kuruluşların eski yenileri yenisiyle değiştirmesi. Bakın, sorumlu kuruluşların eski yenileri yenileriyle değiştirilmesi kesinlikle doğru bir hareket değil mi? Bir kere 2'nin olduğu seçenekleri arkadaşlar eleyin. Bak, eleyin. 2 doğrudur. Üzerine yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi bu da nedir? Kesinlikle yasaktır. Cevap Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim. 25. Hız sınırlarını %30'dan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin sürücü belgelerinin 1 yıl süreyle geri alınabilmesi için aynı suçun 1 yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir? Tabii ki 5 kez değil mi? 5 kez işlenmesi gerekiyor. Cevap Denizli seçeneğidir. 6. 26. soru pardon, şekildeki karayolu üzerinde soru işaretiyle gösterilen çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir? A. Banket, B. Yaya yolu, C. Yaya geçidi, D. Bisiklet yolu. Evet, tabii ki burada dikkat ederseniz arkadaşlar yaya geçididir değil mi? Yaya geçididir. Doğru cevap. Hemen geçiyoruz 27'ye. Otomatik vites arabalarda ileri yönlü hareket halinde vites hangi konumda olmalıdır? Arkadaşlar otomatik vites arabalarda P park demektir. Değil mi? R, bakın mesela şuradaki R manuel araçlarda olduğu gibi geri vitesi belirtiyor. Bakın şu geri P park demek. Şöyle hatırlatayım sizlere. P park demektir. N demek ki arkadaşlar, N demek durduğunuzda arabayı boşa alın demektir. Boşa alın demektir. D de ileri harekettir arkadaşlar. Bakın ileri. Şöyle yapalım. Bize neyi soruyor? İleri yönlü hareket halinde vites hangi konumda olmalıdır? Tabii ki Denizli'de konumunda olmalıdır. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, hemen geçelim. 28. 28. soru, şekle göre hangi numaralı araçlar doğru park etmiştir? Şimdi doğru park etme işlemi şöyle, bakın park etme işlemi. Bir kere işareti görüyor musunuz? Bakın yan bir şekilde, yani dik bir şekilde park etmiş. Bakın burada bir numara ve iki numara park etme şekline uymuş. 1 ile 2 bir kere doğru park etmiş. 3 ise dikkat edin dik bir şekilde şöyle yanlış park etmiş. Burada 1 ile 2'nin olduğu seçenek doğrudur. 3'ün olduğu seçenek yanlıştır. Hemen geçelim diğer sorumuza. 29. Bir kaza anında başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir? A. Takograf, B. Çekme halatı, C. Boyun korsesi, D. Emniyet kemeri. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Emniyet kemerleri biliyorsunuz kaza önleyici değil. Başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine göre geliştirilmiş koruyucu düzenektir. Şimdi seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek burada tabii ki emniyet
kemeridir. Dikkat edin lütfen. Hemen geçelim. 30. soru, görsele göre hangisinin yapılması doğru olur? Şimdi görsele göre hangisinin doğru olur? Bakalım. Bir numaralı aracın iki numaralı araca geçme önceliği vermesi. Bir numaralı aracın iki numaralı araca geçme önceliği vermesi. Kesinlikle veremez arkadaşlar. Bak, daralan kaplamada iki numara beklemesi gerekiyor. Şu iki numara. Sağ cebe girmiş. Bakın sağda beklemesi gerekiyor. Bir numara geçtikten sonra yoluna devam edecek. Bursa seçeneğine bakalım. Bir numaralı aracın iki numaralı araca geçiş kolaylığı sağlamak için solundaki şeride geçmesi. Evet. Ceyhan seçeneğine bakalım. İki numara aracın bir numara araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi. Evet. Şöyle bak. Şurayı da okuyalım. İki numara aracın bir numara aracı uyararak yavaşlatması. Bakın bunlar yanlış arkadaşlar. Şurada Ceyhan seçeneğini tekrar okuyalım. Bak. İki numaralı aracın, yani şu aracın, kamyonun bir numara araç geçtikten sonra, bak şuradaki bir numaralı araç geçecek, tamam mı? Geçtikten sonra ne yapması gerekiyor? Sol şeride geçmesi gerekir. Yoluna devam etmesi gerekiyor. Evet, burada tabii ki Ceyhan seçeneğidir doğru cevap. Evet, hemen geçelim. Geçelim. 31. Şekildeki karşılaşmada geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Geçiş hakkı sıralaması. Arkadaşlar şurada bakın, bisiklet. Dikkat ederseniz bisiklet bir kere bekleyecek, motorsuz araç. Dönüş yapan 2, bakın sinyal vermiş. Düz giden otobüse göre beklemesi gerekiyor. O zaman önce 1'i geçirmemiz lazım. Sonra dönüş yapan otomobili, sonra en son bisikletli. 1, 2, 3. 1, 2, 3'ün olduğu seçenek hangisidir? Tabii ki Bursa seçeneğidir. Hemen bakalım diğer sorumuza. 32. Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması sürücü belgesi alınmasına engel değildir? Renk körlüğü, alkol bağımlılığı, psikot rop madde bağımlılığı, günlük hayatı kısıtlayan denge problemi. Arkadaşlar renk körlüğü, bakın renk körlüğü sürücü adayında bulunması engel değildir. Yani ehliyet almayı engel değildir. Mesela tek gözü görmeyen bir kişi ehliyet alabilir mi? Evet hocam, alabilir. Bilginiz olsun. Cevabımız burada Adana seçeneğidir. Hemen bakalım 33. soru. Görsele göre Adana istikametine gitmek isteyen bir numaralı araç sürücüsü hakkında hangisi söylenemez? A. Araç ışıklarını doğru yerde kullanmadığı. B. Dönüş öncesi doğru şeride girmediği. C. Kamyon sürücüsünü zor durumda bırakmadığı. D. Geçme kurallarına uymadığı. Tabii ki burada da arkadaşlar dikkat ederseniz bir nolu araç sürücüsü şuradaki kamyon sürücüsünü zor duruma bırakmış mı bırakmamış mı söylenemez diyor. Bakın söylenemez değil mi? Yani kamyon sürücüsünü zor durumda bırakmadığı söylenemez. Cevap tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim. 34. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şimdi şurada dikkat edin. Bak şöyle yapalım. Şurada yolun daralmakta olduğunu, 300 metre ileride köprü olduğunu, 300 metre ileride kavşak olduğunu, 300 metre ileride demir yolu Temzemin geçide yaklaşıldığını olduğunu bize söylüyor. Bakın şimdi dikkat edin arkadaşlar, soldan ve sağdan 300 metre demir yolu Hemzemin geçidine yaklaştığımızı bize ne yapıyor? Bildiriyor işaretler. Hemen geçelim. 35. Muayene süresi dolmasa bile aracın özel teknik muayenesi hangi durumda zorunludur? A. Araç sahibinin değişmesi durumunda. B. Maddi hasarlı kazaya karışması durumunda. C. Trafik zabıtalarının gerekli görmesi durumunda. D. Aracın periyodik bakımının yapılmaması durumunda.
Tabii ki dikkat ederseniz arkadaşlar, trafik zabıtalarının gerekli görmesi durumunda nedir? Aracın teknik muayenesi yapmak zorunludur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 36'ya bakalım. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? İşaret trafik tanzim işareti. Bakın 6 ton dingil başı. Şuradakiler dingilleri vermiş. Şunda bakın, şunlar dingil arkadaşlar. Dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtlar girmesi yasaktır. Şimdi bu dingille ilgili, bakın tonla ilgili değil. Şurada Bursa seçeneği direkt doğru cevaptır. Hemen geçelim. 37. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi ne kadar sürede geri alınır? Arkadaşlar alkolde biliyorsunuz birinci defada 6 ay süreyle ehliyetine el konuluyor. İkinci defa yakalandığı zaman 2 yıl süreyle ehliyetine el konuluyor. Üçüncü defada 5 yıl. Şimdi alkolde 0,20 şoförlerde alkol promil oranıdır. 0,50 de sürücülerdedir. Bu da yine sınavlarda gelebiliyor, bilginiz olsun. Bize ne sormuşlar? Üçüncü defa, bak, üçüncü defa tespit edilenlerin sürücü belgeleri ne kadar süreli geri alınır? Tabii ki 5 yıldır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen bakalım diğer sorumuza. Hangisi araçlarda aktif güvenlik donanımıdır? Fren, emniyet kemeri, hava yastıkları, kafalıklar. Aktif güvenlik gereci, pasif güvenlik gereçleri mutlaka bilin arkadaşlar. Sınavlarda sorularak geliyor. Yani birinci derecede aktif güvenlik nedir? Frenler değil mi? ABS, ASR, ESP, silecekler, korna, farlar, arka camlar, ısıtılabilen arka camlar, üçüncü stop lambaları, geniş ön camlar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar. Bunlar aktif güvenlik gerecidir. Aktif. Bak yani burada aktif güvenlik gereci dediğimiz frendir arkadaşlar. Cevap Adana seçeneğidir. Emniyet kemeri, hava yastıkları, kafalıklar, bunlar pasiftir. Emniyet direksiyonu, planlı deformasyon noktaları, baş arkalıkları, kapı içi barlar, bunlar arkadaşlar pasif güvenlik gereçleridir. Yani pasif ne demek hocam? Kaza anında aktifleşiyor değil mi? Emniyet kemeri, hava yastıkları kaza anında sizi ne yapar? Korur arkadaşlar. Cevabımız burada tabii ki Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen bakalım diğer sorumuza. 39. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzozun gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır? Egzoz subabı, emmes manifoldu, egzoz manifoldu, katalitik konvertör. Araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak işte arkadaşlar biliyorsunuz ki katalitik konvektörün görevidir. Cevabımız burada Denizli seçeneğidir. Egzoz gazından çıkan zehirli maddeleri zehirsiz hale getirerek temiz havayı ne yapar? Dışarıya atar. Katalitik konvektörler değil mi? 40 son soruydu arkadaşlar. Geçiş önceliğine sahip olan bir araç sürücüsü bu yetkiyi kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat etmek zorundadır. Hangisine dikkat etmek zorunda? Hız sınırlamalarına riayet etmeye mi? Can ve mal güvenliği tehlikeye atmadan hareket etmeye mi? Trafik yasaklarına uymaya mı? Yoksa çevreyi rahatsız etmeden mi hareket etmeye mi? Tabii ki geçiş önceliğine sahip bir araç sürücüsü can ve mal güvenliği tehlikeye sokmadan ne yapması gerekiyor? Yolu kullanması gerekiyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size, örnek. Kırmızı ışıkta bekliyorsunuz, arkadan ambulans geldi. Ne yapmanız gerekiyor? Dikkatli bir şekilde ambulansa yol vermeniz gerekiyor. Yani karşı tarafı dikkatli bir şekilde izleyerek, yani gelen trafiği kontrol ederek ne yapmanız gerekiyor? Siz de sağa sola geçmeniz gerekiyor ki ambulans ne yapsın arkadaşlar? Yoluna devam etsin. Ambulans da geçerken aynı şekilde ne yapması gerekiyor? Dikkatli bir şekilde kazaya can ve mal güvenliği tehlikeye sokmadan yolu geçmeye çalışması gerekiyor. Her ne kadar kırmızı ışıkta
Geçiş hakkı varsa da. Evet, hemen geçelim son sorum. Evet, son sorumuz da arkadaşlar. Sayfamıza, kanalımıza abone olup biz sizlere çıkacak ehliyet, sınav, banko ehliyet sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize dikkatli davranın. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin.